Pek sevgili ve saygıdeğer Türk Hanım izleyicileri, yeni bir programa hoş geldiniz. Her gün durmadan iş yaptığım için böyle ciddi baktığıma takılmayın, o kadar ciddi değilim yani. Hani işimi ciddi alıyorum diye diyelim. Neyse, her gün yaptığım derecesine işler tabii ki neredeyse her gün bir video karşılığı olarak yükleniyor. Abone sayım artıyor. Abone sayım arttıkça ben de daha bir şekle videolar yapmaya gayret ediyorum. İşte yine yeni bir video ile karşınızdayım. Daha dün Çukur'da işler yapıyordum. Bugün arada sırada yoğun sayılabilecek bir yağmur yağıyor falan, duruyor. Ondan sonra yeniden yağıyor. Öyle bir havası var. Benim yapmam gerekli olan bazı yan işler de var. Sırf çukur kazmakla uğraşamam. Mesela bu hafta sonu bitirmem gerekli olan bazı işler, bostanı toparlamak ve yaprak toplayıp yaprakla kaplamak. O işi bir aradan çıkartmak istiyorum. Sonra ağaç ağası, işte bostanı toplayınca ağaç ağası diyorum. Kompost istasyonunda bostandan çıkan son... ben bostana bostancı diyeyim ben. Bostan bostancı falan. Neyse, saçmalamayalım. Onu bitirmek, kompostun üstünü yine yapraklarla örtmek, onu artık kışa bırakmak. Kıştan adasa bırakmak. Böyle bir takım işlerim var. Bugün de mesela artık bostanda lahana. Birkaç tane lahana var. Bir iki tane güzelini oğluma verdim. O götürdü. Geriye kalanları bir toplayacağım. Onlardan geriye lahanaları ve daha kızarmamış, sararmamış yeşil domatesleri toplayacağım. Onlardan bir turşu yapmaya gayret edeceğim. Bir kavanoz bile malzeme olacağını zannetmiyorum. Bakalım. Evet, görmeyenler için kabaklarım böyle. Kabak, ben hayatımda ilk defa, pardon, kabak yiyorum, lahana yetiştirdim. Biraz şu tepesi ufak oldu tabi. Ama iki tane güzel büyük tepeli çıktı, onları işte oğluma verdim. Şimdi bunlar kabakların gölgesi altındaydı. Ama yani şuradakiler zaten şu kısımdan çıktı, o iki tane güzeli. Onlar güneşteydi. Bir şeyi doğru yapamamış olabilirim. Ne demek? Şimdi burası Nordic Garden yatağı. Yani bir kat karton koydum ilk önce en alta, şeyler çıkamasın diye. Yabani bitkiler. Onun üstüne bir kat toprak serdim. Olabildiğince kalın.
İşte sene başında bir yarım ton kadar toprak taşıdım buraya. Ama hepsini buraya koymadım tabii. Ondan sonra aynen bu şekilde. Burada çok güzel kabak çıktı. Fena değil domates çıktı ve bunlar çıktı. Kabak bayağı verimliydi. Böyle Nordic Garden'da ne kadar kısacık kökü var, bir de bitkinin kendisine bak. Nordic Garden'da da şey yok. Hani olabildiğince toprağa eşelemiyorsun. Çünkü esas bitkilerin beslendiği kısım o toprağın üst tabakasındaki mikroorganizmalar. Çünkü onlar böyle örümcek ağı gibi birbirine bağlılar. Toprağı kazdığın zaman bütün o bağlantıları koparttığın için o sistem de çöküyor. Bunlar ise, bunların altı bayağı derine gidiyor. Çürümekte olan odunlar var alt tabakada. Ona da Hügel kültür diyorlar. Bu çürümekte olan odunlar hem şeyi tutuyor, su tutuyor. Böylece çok su vermek zorunda kalmıyorsunuz bu yataklara. Hem de bir yandan tabii eriyor ve toprağa dönüşüyor da. Böylece besliyor bir yandan da. Buna da Hügel kültür diyorlar. Burası ve şu tepedeki iki tanesi Hügel kültür. Bu da eski antik bir yöntem. Ve tabii seneler geçtikçe daha da kuvvetleniyor, daha da güzelleşiyor toprağı Hügel kültürlerin. Bu çok bayağı bir maşallah. Çok vallahi çok güzel bir şey, bir bahçeniz, şöyle ufacık bir bahçenizin olması çok değerli. Dediğim her zaman diyorum, şeye para harca vermedim bu sene, yazın hiç sebze almadım. Öyle, o derece yani. Evet, biliyorsunuz burada bizim su istasyonumuz var. Nasıl yapacağız bilmiyorum ama şöyle bir çamurunu alalım o zaman. Buradayken. Madem var. Yani kabaklar çok iyi çıktı. Bütün yaz kabak yedim neredeyse. Bir de sağ, hani rahatsız da etmedi yani. Bütün yaz sabah, öğlen, akşam yumurtanın altında falan hep kabak. Gayet de iyiydi. Patlıcanlardan pek verim alamadım. Patlıcanlar da ufak ufak oldu. Hani ben biraz büyük patlıcanlar çıkar bir karnıyarık yaparım diyordum. Öyle bir patlıcan olmadı be. Garip ufak ufak patlıcanlar oldu.
Onda da bir hata yaptım herhalde. Depodan geliyor. Yüksekten. Bu sene kurdum. bilmeyenler için söyleyeyim. Videolar kanalımda. Ta kuruluştan ilk geldiğim günden itibaren olabildiğince burada neler yapıyorum kaydedip yayınlamaya gayret ettim. Merak ederseniz onlara bakarsanız da sevinirim. İlk geldiğimde buralar ne haldeydi? Yürüyecek bile yer yoktu falan gibisinden. Evet, onlara bir bakarsanız sevinirim. Şimdi ben bu lahana olayını, vay be, yani demek bunlara daha iyi bakabiliyorsam, ne yapacağımı daha iyi bilmem, bu ortalarını büyük büyük yapabilseydim mesela, değil mi? Bayağı bir turşum olurdu ve lahana yemeyim. Bir de böyle soğuk hava deposu gibi bir şeyim olsa 3-4 ay mesela idare eder. Demek ki bir kışın için bir lahana yetiştirip yazında kabak, işte domates, biber, fasulye, işte nanesidir, bilmem nesidir yetiştirsem maruludur. Marul çok iyiydi. İşte biraz soğan yetiştirdim. Biraz patates yetiştirdim yine ilk defa. İşte şöyle güzel bir patates, soğan ve sarımsak. Ve bir de buna bir şekilde havuç ekleyebilirsem mesela burası için muhteşem olur. Neyse ben şimdi şunları bir mutfağa götüreyim. Dönüp kalan domatesleri toplayacağım burada. Evet, muhteşem. Bunları şu güzelliğe bakar mısınız? Tatları gerçekten çok güzeldi. Bunlar sararıyor. Diyeceğim o ki mesela bunda bu yöntemleri çözmem 20'li yaşlarımda olsaydı. Çünkü ta o zamandan beri böyle bir yer bulup, yer alıp da yer sahibi olabilmek isterdim. İstedim. Kısmetliymiş, olmadı. O yüzden diyorum, hayallerinizin peşinden gidin. Her gün hayaliniz için bir şey yapın. Ben mesela orada yanlış yaptım belki de. Hayalim için bir şey yapmak yerine başka işlere daldım. Onlarla vakit geçirdim. Neyse, şimdi bunları yapabiliyor olmak bence çok büyük ayrıcalık. Bu yaşta 53 yaşına geldim ben. Yani yarım yüzyıl. Ona göre. Yarım yüzyıl bilmem de 25 sene önce en azından çok acayip şeyler oluyordu. Onu hatırlıyorum.
Fazla da toplamama gerek yok gerçi. Neden? O kadar da, bence bu kadar yeter bile. Şöyle güzelliğini alalım. Evet. Şurada birkaç tanesi de olmuş. Domates tadı böyle bir şey. Gerçekten farklı ki şu mevsimde. Evet. Evet, turşu malzememiz hazır. Bahçeden lahana, bahçeden yeşil domates, yine bahçeden sarımsak, kaya tuzu. Valla ben sirke kullanacağım biraz yine. Ve kavanoz. Şimdi bunları bir, şimdi bu domatesleri deleceğim iğneyle. Bunları da bir yıkayacağım, doğrayacağım falan. Evet, bu kavanoz vallahi anca yetecek galiba bu işe. Çok iyi. Evet, uzun bir hazırlık dönemi geçiriyoruz ilk önce. Şimdi bu sarımsakları turşuda kullanabilmek geçen seneden beri hayalimdi. Bahçede yetişen sarımsağı. Bir de üstlük bahçede yetiştirdiğim lahanayla turşu yapma imkanım da oldu. Acayip mutluyum. Geçen bostana ilk başladığım zamanlarda, bostanı daha yeni bitirdim falan, bazı işte ektim bitkileri. Sonra bir bostan tabii ufak geldi bana. İşte orada dedim ya, ufak geldi falan, daha büyük yapsaymışım iyiymiş ben. Birisi fırçalamıştı orada. Bizim hayalimiz ufacık bir tane toprak parçası. Sen buldun da bunuyorsun diye bizimden. Çok haklı. Gerçekten. Büyük nimet. Ne kadar şükretsem azdır yani bu iş için. Tabii daha bir organize olabilirsem ve bilgili, verimi arttırabilirim. Zaten o yüzden şu an bütün yatakların kenarlarında o yüzden şu anda yaprak kaplamaya başladım. Hem oradaki bitki büyümesini engellemek için, hem de Nordic Garden felsefesi şeyini orada da gerçekleştirebilmek için toprağını. Orayı bir o şekilde biraz kuvvetlendirip besleyip şeylerden kurtarabilirsem, yabani otlardan falan, önümüzdeki yıllarda o kısımları da ekstradan bir şeyler ekmek denemek için kullanabilirim. Ama yine de benim ekstradan bir sarımsak için yeri büyütmem lazım. Sarımsak ekebilecek daha büyük bir yer lazım. Ve patates de daha çok ekebilmek istiyorum.
Evet, mümkün olursa soğanları da ayrı bir yerde ekmek istiyorum ki domates, biber olayına açılsın bahçe. Evet, şimdi bütün malzemeler hazır. Lahana, sarımsak, domatesleri deldim. Şunları keseceğim. Ve kavanoz. Evet, kaynak suyumuz. Şöyle biraz bir kaynak suyu koyalım. Bunun içine geçenlerde Balkbaarı'ndan aldım. Kaya tuzu. Bu kadar yeter diye düşünüyorum. Yetmezse daha var. Sırf bu iş için aldım. Kaya suyu. Kaya tuzu senin. Burada sığdıramadım da kavanoza. Böyle açıkta belki. Evet, kaya tuzu. Çorba. Kadar da yeter ama birazcık daha koyayım. Birazcık daha ekleyelim. Tuzlu olsun yani. Mümkünse. Şey koymayacağım. Ya birazcık koyayım. Koymayayım, koyayım. Koymayayım, koyayım. Evet, meğerse sirke konmazmış turşu yapılırken, ha? Zaten fermente olmasının sebebi istememiz oymuş yani. Hani sirkeyi koyunca o fermentasyon sayesinde olacak yararlı mikroplar sirke tarafından engelleniyor ya da öldürülüyormuş. Bir de sirke koymadan denesem nasıl olacak acaba? Bunu risk etmek istiyor muyum? Edeceğim. Denemeden bilemeyiz. Şöyle ufak ufak doğrayayım bakayım. Yine yağmur başladı. Vallahi bir şey değil mi? Bunları yıkadım. Ama böyle bir üstün körü yıkıyorum. Bahçeden topladığım hiçbir şeyi genelde ya direkt topladığım gibi yutuyorum. Gerçi marulları evet. Çünkü onlar çok sümüklü böcek. Çok şey yaptı onları. Marulları güzel yıkıyorum onları. Bunları bir sudan geçirdim şöyle. Neden diyeceksiniz? Düzgün yıkamadın. Ya birazcık o mikropları istiyorum. Bunları ikiye kessem oluyor herhalde. Şöyle bastıra bastıra. Evet, kavanozumuzu iyice doldurduktan sonra bunları akşam yemekleriyle beraber yemek için ayırdım. Taze taze. Skorerlerde kendine pay kapmak için bir iki tane skorerler için ufak ufak attım. Genelde beslemiyorum onları da. Böyle arada sırada bir tweetler atıyorum.
karabiber koydum. En tepesine şöyle bir tane bunu koydum ki yukarı çıkmasınlar. Evet, gördüğünüz gibi çalışıyorum. Evet. Şimdi bunun üstüne yine suyumuzu ekleyelim. Şöyle demesine. Ben bunu bir çalkalayayım. Valla tuzlar altta kaldı. Üstüne birazcık tuz ekledim şimdi. Birkaç. Böyle dolduralım. Hop. Biraz daha dolduralım çünkü nasılsa taşacak bunlar biraz. Ve güzelce çalkaladım. Havasını falan aldım biraz. Kapatalım. Bismillah. Yani bir hafta, iki hafta. Ben genelde iki hafta bırakıyorum. İki haftaya kadar hazır olması lazım. İnşallah güzel olur. Haydi bakalım. Lütfen kanalıma üye olup takip edin ve beğendiyseniz videoyu beğen tuşuna basın. Bu videoda bahçeden topladığım malzemelerle bir turşu yapmaya gayret ettim. Umarım iki haftaya kadar tadını sizlerle paylaşırım. Biliyorsunuz sağlık deposu turşu ve olabildiğince sağlıklı bir şekilde yapmaya gayret ettim. Hayırlısı diyoruz. Evet sevgili Turkanlık izleyicileri. Bir programın daha sonra böylece gelmiş olalım. Bugün de mutfaktaydık. Turkanuk Orman Mutfağı turşu yapmaya gayret ettim. Bakalım iki hafta sonra göreceğiz nasıl olmuş. Artık madem ki bostanda alacaklarımın hepsini almış durumdayım. Artık bostanı da kapama vakti geldi. Yani bu hafta sonu o işi bir tamamlayayım. Diğer işlerin yanı sıra. Ben yine mutfakta bu turşu yaparken hazırlık aşaması dışında oldukça zevkli vakit geçirdim. Umarım sizin de hayatınızda birazcık da olsa bir zevk katabilmişimdir. Her zaman olduğu gibi çok teşekkür ediyorum videoyu izlediğiniz için. Lütfen açıyı biliyorum artık. Beğen tuşuna basmayı, paylaşmayı ve hatta üye değilseniz üye olmayı bir düşünün ve gerçekleştirin. Çünkü neden? Umutla hayallerimizi gerçekleştirebildiğimiz günler diliyoruz. Aynı zamanda sağlık, sıhhat, bereket ve bollukla beraber. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.